Şimdi ben başından itibaren ana temanın değişim olduğu tezini kabul etmiyorum. Yani ben bugünkü kongrede hem Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında hem kongrenin odağında ve salonun havasında değişimi merkezde görmedim. Ve değişimden kastedilen, ya bir değişimden bahsediyorlar ama değişimden kastedilen, o yüzden Pınar Hanım'a katılmıyorum. Bugün rozet takılan 13 belediye başkanı değildi, işte 7'si yeniden Refah'tan, biri İyi Parti'den, 5'i bağımsız. Bunlar ya, o ayrı bir bahis. O ben yıkılmadım, ayaktayım, hala cazibe merkeziyim diyor ama fazla bir şey yapamamışlar. Yani bir tane belde ya da iki belde mi, 5 ilçe, gerisi Valla iki bilmiyorum. Yani belde sonuçta beş bir il bile yok. ilçe. Urfa'dan bahsediliyordu mesela. Şey, evet. Yeniden Refah'ın en büyük zaferi, Urfa Belediye Başkanı'nı ikna edememişler en azından henüz. Ama bu değişimin altını dolduracak bir hamle değil. Yani bu, bakın, ben aslında pişman oluyor. Özellikle Yeniden Refah'a yönelik. Bak, o kadar bana karşı oyun kurdu ama pişman oluyor. Hepsi dönüp yine bana geliyor diye gövde gösterisi. Yani ben açıkçası belediye başkanlarının parti değiştirmesini kesinlikle etik bulmuyorum. İster AK Parti'ye gelsin, ister AK Parti'den CHP'ye gelsin, ister CHP'den oraya gelsin, hiç fark etmez. Sonuçta vatandaş bir partili belediye başkanına oy veriyor. Bir dahaki seçimi beklersiniz şey yapmak için. Ha, parti ister, AK Parti gel der. Ama bir belediye başkanının gitmesini ben açıkçası etik bulmuyorum. Peki Şimdi şuna katılır mısınız? Fatih Erbakan'ın bu konuda tepkisi oldu. Aynen sizin söylediğiniz şekilde siyasi şantajla başkanlarımızı AK Parti'ye transfer etmeye çalıştılar diyor. Yani belediyeler üzerinde bir baskı kurarak, onları engelleyerek oraya geçmeye mecbur bıraktılar. Bu bir siyasi şantajdır dedi. Hiçbir anlamdan, siyasi ve ahlaki anlamdan da doğru değildir dedi. Siz de ne Şimdi ben düşünüyorsunuz? buna açıkçası çok sert bir itham. Şimdi böyleyse eğer, o zaman o belediye başkanları iki defa eleştirilmeli. Madem iktidarın siyasi şantajına maruz kalıyorlar, o zaman çıkıp bunu açıklamaları, ey halkım, senden oy aldım, ben çalışmak istiyorum, şantaj yapılıyor, çalışamıyorum demesi lazım. Onun yerine o zaman giyotine kafasını uzatıyor ve iktidar partisine şantaj yapana kuzu kuzu gidiyor. O zaman kusura bakmasın Sayın Erbakan, yanlış isimleri seçmiş. Yani bu kadar AK Parti'den isim devşirmeye çalışmasaymış. AK Parti'ye kaybettirmek için bir strateji kurmasaymış. Ben bu açıklamayı da açıkçası yanlış buluyorum. Şimdi bu değişim meselesine gelince, ben açıkçası AK Parti'de değişimden kastın kendilerini değiştirmek olduğunu düşünmüyorum. Aksine kendilerini değiştirmemek için değişmeye çalışıyorlar. Yani değişim değil, uyum aslında. Cumhurbaşkanının konuşmasında da o var. Biz zamanın değişikliklerine, zamanın getirdiği siyasetten beklenen değişimlere uyum sağlamayacak parti değiliz diyor. Biz diyor, ama bir yandan da konuşmanın dörtte üçünde sürekli eski AK Parti ruhuna atıf yapıyor. Yani biz değişmedik diyor. Yani öyle ironik evet, geliyor evet, bana evet, bu. Evet, yani değişim teması, ama Cumhurbaşkanı da salondaki havada dikkat ettiniz mi? Eski bakanlar, yeni bakanlar yan yana oturuyorlar. Yani biz aslında aynıyız, bütünüz diyor. Biz, ey halkım, sen değiştin diyorsun, ruhunu kaybettin diyorsun. Değişmedim. Ama bunu değiştim diyerek anlatmaya çalışıyor. Yani burada bir aslında bir şey var. O yüzden az önce dedim. Yani eskiye dönmek mi değişim olarak aslında AK Parti'nin vermeye çalıştığı mesela? Evet, yani eski ruhu yakalamak. Hani buna da belki yanlış olabilir. Aynen, yani şunu demek istiyor. Doğru, çok önemli bir uyarı bu. Yani ben eski ruhumu yakalıyorum diye, ben eski ruhumu kaybetmedim. Eski ruhu kaybeden birileri vardı partide. Bunlar, kusura bakmayın, kenara çekilsin, biraz dinlensin diyor Cumhurbaşkanı. Şimdi bunu başarabilecek mi bilmiyorum. Açıkçası Pınar Hanım'a orada katılıyorum. 30 Mart'tan beri aylar geçti ve henüz bu yönde bir silkinme görmüyorum AK Parti'de. Ama bakın, bugünkü konuşmada önemli şeyler gördüm. Yani bugünkü konuşma Tayyip Erdoğan'ın "ben 2002'nin Erdoğan'ıyım" konuşmasıydı.